filmleri, dizileri ve müziğiyle popüler kültürü, yarattığı markalar ve sanayisiyle ekonomiyi, askeri gücü ve bağlantılarıyla da dünyadaki politikayı sürekli yönlendiren geçtiğimiz yüzyılın ve bu yüzyılın süper gücü. Eski gücünü kaybettiği söylense de hala günümüzdeki en baskın devlet olduğu gerçeği karşımızda duruyor. Ülkemizin onlarca yıldır NATO'da müttefiğimiz olan ABD ile bazen limoni, bazen de uyumlu ilişkileri oldu. Ancak son birkaç yıldır yaşananlar bu eski ve güçlü müttefiğimizle aramıza bayağı bir gerginlik soktu. Türkiye'den çok da haz etmediği söylenen Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz sene 1915'te yaşananları soykırım olarak nitelemesi, ayrıca son günlerde yaşanan Yunanistan-Türkiye geriliminde ABD'nin Ege'nin batısındaki sınır komşumuzun tarafında pozisyon alması bu eski dostumuzla ilişkilerimizi bayağı bir sarstı. Ancak ben bu videoda bu konuya girmekten ziyade başka bir olay hakkında bilgi vereceğim. Malumunuz ABD ne kadar güçlüyse dünyada ne kadar tanınıyorsa, gezegenimizde de bir o kadar kendisinden haz etmeyen insan bulunmakta. Bunun çeşitli nedenleri var. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren uluslararası bir jandarma rolüne soyunan bu dev ülkenin, özellikle o dönemden itibaren yaptığı işgaller ve işgal girişimleri bu nefreti körükleyen en önemli neden. Ben de 2. Dünya Savaşı sonrası ABD'nin saldırgan tavrının bir kanıtı olan savaşlarından ve işgallerini özetle sıralayayım dedim. Tabii bu listeyi yapmadan önce size dünyada da oldukça yaygın Amerikan karşıtlığı, yani anti-Amerikancılıktan bahsetmek istiyorum. Anti-Amerikanizmin sözlük karşılığını şöyle anlatabiliriz. Amerikan karşıtı duygular, politikalar, kültür, toplum, ekonomi ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası politikasına, Amerika'nın Orta Doğu'da ve yeryüzündeki Amerikan çıkarlarına, adalet tavrına karşıt olarak muhalefet, yazılı veya görsel tartışılabilir düşmanlık anlamına gelebilmekte. Amerikalı bireyleri de kibirli, cahil, emperyalist, boşboğaz, militarist olarak algılamada bunun içinde sayılıyor. Tabii bu kitabi ve çok genel bir tanım. Herkes için Amerikan karşıtlığı bu anlattıklarımdan daha yumuşak veya daha şiddetli olabilmekte. Mesela İran'daki Amerikan karşıtlığı neredeyse kurumlaşmış durumda. Hatta bunun bir adı dahi var. Büyük Şeytan. Büyük Şeytan, yani Farsçasıyla söylersek Şeytani Bozor, İran'ın dış politika bildirilerinde bazen Amerika Birleşik Devletleri için kullanılan aşağılayıcı bir adlandırma. Ayrıca bu tanımla aynı zamanda yer yer Birleşik Krallık Hükümeti için de kullanılabiliyor. Terimi ilk olarak İran lideri Ruhullah Hümeyni 5 Kasım 1979 tarihinde söylemiş. Kendisi bu tarihte yaptığı konuşmasında emperyalizm ve dünya çapında yolsuzluklara destek vermekle suçladığı ABD'yi böyle adlandırmış. Tabii ülkemize de hatırı sayılır sayıda Amerika'dan haz etmeyen insan var. Bunun sebebi de az önce bahsettiğim yeni gelişmelerden çok ama çok daha öncesine dayanıyor. Yıllardır Türk halkının belli bir kitlesi NATO'dan çıkılmasını dahi savunuyor. Ülkedeki ABD üslerinin kapatılmasını isteyenlerin sayısı da bayağı bir var. Bunun kökeni 60'lı ve 70'li yıllara kadar gidiyor. Daha o yıllardan beri 6. filoyu protesto olayları, Kıbrıs Barış Harekatı, ABD ambargosu, Kürt sorunu, çuval geçirme olayı gibi olaylar yüzünden iki ülke ilişkileri zaman zaman bayağı sıkıntılı süreçlere girmiş. Hatta halk arasında daha o yıllardan gelen Amerikan askerlerine söylenen Johnny lakabını bilirsiniz. Neyse, ben yine asıl konumuz olan 2. Dünya Savaşı sonrası Amerikan işgallerinden bahsedeyim. 1961-1975 yılları arasında yaşanan, hakkında yüzlerce film yapılmış olan Vietnam Savaşı'nı herkes bilir. Hatta Amerika'dan çıkan hippilik, rockerlık dahil günümüzde de yaşayan birçok subculture'ı dünyaya bu savaş armağan etmiş diyebiliriz. Bu savaşta Amerika 58 bin asker kaybetti ve ülke yönetimini komünistlere bırakarak çekildi. Yüz binlerce sivil ve asker Vietnamlı öldü. Vietnam, Amerikalıların kullandığı Agent Orange, yani turuncu etmen isimli kimyasal, savaş sonrasında yüz binlerce kişinin ölümüne ve sakat kalmasına neden oldu. Yani en azından öyle olduğu iddia ediliyor. Aynı kimyasal, cephede savaşan Amerikan askerlerinden bazılarında da ölüme yol açtığı da bir diğer söylenti.
ABD bir başka yenilgisini de 1961 yılında tattı. CIA'nin Küba'da Fidel Castro'yu devirmek için planladığı Domuzlar Körfezi operasyonu başarısızlığa uğradı. Hatta Fidel Beyefendi ABD'nin dibindeki ülkesini 2008 yılına kadar yönetti. 1962 yılında da ABD'nin hedefinde yine Küba vardı. O yıl yaşanan ve füze krizi olarak adlandırılan olayda Amerika Küba'yı ablukaya aldı ve Sovyetler Birliği tarafından bu küçük ülkeye nükleer füze yerleştirilmesini engelledi. O dönemde bu operasyon ve olaylar zinciri nükleer savaş korkularını bayağı bir alevlendirmişti. ...1973 yılı da ABD hep huyu olan başka ülkelerin iç işlerine karışma konusunda tap yaptığı bir sene oldu. Amerika desteklediği bir darbe ile Şili'nin demokratik olarak göreve gelmiş Cumhurbaşkanı Salvador Allende'yi devirdi. ...1980 yılındaysa ABD'nin yine pek de başarılı olamadığı bir başka olay yaşandı. İran'da bir komando operasyonu yaptı ama yeni kurulan İslami rejimin kendi büyükelçiliğinde rehin tuttuğu 52 Amerikan vatandaşını kurtarmayı başaramadı. Ancak Başkan Reagan başa geçtikten sonra tutsaklar serbest bırakıldı. 1981-1990 yıllarındaysa CIA, Nikaragua'daki Sandinista hükümetini devirmek için ülke dışına kaçmış, siyasi sığınmacıların işgallerine destek verdi ancak başarı kazanamadı. 1990-1991 döneminde ise Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi üzerine ABD müdahalede bulundu ve kısa bir savaştan sonra Irak ordusunu çekilmeye zorladı. 1992-1995 yıllarında Amerikan askerleri NATO operasyonu çerçevesinde Balkanlara müdahale etti ve Yugoslavya'nın bölünmesinden sonra ortaya çıkan etnik çatışmaların bir parçası oldu. Ve Amerikan tarihini değiştiren o korkunç saldırı, dünyanın kaderini de bayağı bir yerinden oynattı. Tabii ki 11 Eylül 2001 İkiz Kule saldırılarından bahsediyorum. Aynı yıl El-Kaide'nin saldırısına karşılık olarak Amerika da Afganistan'ı işgal etti. Daha birkaç ay önce çekilmesine kadar da 20 seneden fazla bu ülkede asker bulundurdu. 2003 yılındaysa Amerika, Irak'ta kitle imha silahları olduğu iddiasıyla bu kez de burayı işgal etti. İddiasının yanlış çıkması bir tarafa, ülkede binlerce Amerikan askeri ve 115 bin ile 125 bin arası Iraklı öldü. 2011 yılında askerlerini buradan çekti çekmesine ama ülke iç çatışmalardan kurtulamadı. Videoyu beğenmeyi, bizi takip etmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.